Merhaba hocam. Merhabalar. Nereden katılıyorsun? Gaziantep'ten katılıyorum. Gaziantep. Evet. Geçmiş olsun bu arada. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Var mı zayi? 20 kadar akrabamı kaybettim. Allah rahmet eylesin. Evlerin hepsi yıkıldı. Akrabalarım şu an konteyner kentte yaşıyorlar ama sağlık olsun. Allah'tan geldi, yapacak bir şey yok. Evet. Rabbim inşallah güzel şeylere de imza atmanızı nasip eder. İnşallah. Sizin olayınız inşallah. Ne icat ettik abi? Biz bir İHA yaptık. Hava kalite kontrolü yapıyoruz. Bunu arayüzle bilgisayara aktarıyoruz. Havanın kirliliğini tespit ediyoruz. Allah maşallah diyorum abi. Gençler tasarım bize ait. Yani öğrencilerimize ait. Yazılımın yerli. Evet, öğrencilerimize ait. İsterseniz gençlerimiz anlatsın. Uçağımızın tasarımı, yazılımı hepsi bize ait. Evet. Görmüş olduğunuz bu kumandanın yazılımı, tasarımı da bize ait. Uçağımız otonom bir şekilde, yani pilot yardımı olmaksızın uçuyor. İnişini, kalkışını, uçuşunu. Ayrıca içindeki alaca kart, otopilot kartısı yerli ve milli. Onun dışında telemetri sistemi yerli ve milli. Kendi arayüz sistemimiz var. Onunla yazılım ve tasarım yine bize ait. Maşallah. Bu şekilde. Merhaba hocam, nasılsınız? Merhabalar, hoş geldiniz. Sizin icadınız ne? Hoş bulduk. Bu görmüş olduğunuz aslında 3 boyutlu bir yazıcı gibi gözüken ama 3 fonksiyonlu olan bir yazıcımız bizim. Evet. Tamamen bizim okulumuzda üretildi. Parçalar toplama bir şekilde tabii ki de. Şöyle geçeyim ben. Bu görmüş olduğunuz başlık değiştirilerek... Şurayı görelim. Bu görmüş olduğunuz başlık şu an 3 boyutlu tasarım başlığımız bizim. Bu başlığı değiştirerek hem lazer kesim başlığı hem de CNC router başlığı yapabiliyoruz. Şu görmüş olduğunuz robotun üzerindeki Gesto yazısı CNC router, evet, başlığımızda işlendi bizim. Yan tarafta görmüş olduğunuz EcoGest var burada. Evet. EcoGest bir matematik eğitim seti aslında. Bu yıl geliştirildi. Patent başvurusu da yapıldı. Çocuklara, ilkokul ve ortaokul çocuklarına matematik eğitimini kodlamayla öğretmek için geliştirilmiş bir program. Daha doğrusu bir cihaz kendisi. Maşallah. Tamamen yerli üretim bunlar. Evet, evet. Nereden geliyoruz? Biz Hürriyet Meslek Lisesi'nden geliyoruz. Hürriyet Meslek, Bursa değil mi? Evet, Bursa Hürriyet Meslek. Maşallah, sen de ürettin. Biz bir drone ürettik. Bu drone temizlik yapıyor. Yüksek gerilim hatlarında bulunan izolatör parçası var. Bu parça temizlenmesi gerekiyor. Temizlenmediği halde elektrik kaybı, evlerde elektrik kesintisi yaşanıyor. Bunların temizlenmesi de helikopterle gerçekleşiyor. Aynı zamanda hem helikopterle temizlendiği için bir helikopterin kalkış masrafı oldukça fazla. Evet. Aynı zamanda ölüm riski var. Bu hem ölüm riskini azaltmak için hem de masrafı azaltmak için biz bunu drone'a entegre ettik. Evet. Bu sayede bu bütün riskler ve kayıplar ortadan kalkmış oluyor. Drone tamamen otonom bir şekilde Osman Gazi, mesela örnek vereyim. Osman Gazi bölgesinde bazı izolatörler oluyor. Bunları tamamen haritadan kendi otonom bir şekilde konumluyor ve o izolatörün konumuna gidiyor. Etrafta kamerasıyla bir tarama yapıyor ve tarama sonucunda algıladığı izolatörlerin yanına gidip, evet, izolatörü kendine ortalıyor ve izolatörü temizliyor. Peki bu tamamen yerli üretim mi? Kendi, evet, üretimimiz mi? Tasarım tamamen bize ait. Ya bizim icat değil de yani bir nevi tuzlama için yapmıştık, yol tuzlama için arabaların geçemediği. Aa, yol tuzlaması mı yapıyor bu? Yapıyordu ama başvuramadık yani, eğlendik. Aa. Ondan dolayı video çekim şeyi yaptık. Gimbal koyduk buraya. Tamam. Buraya, sadece video çekim, aynen, için kaldı. GoPro'yu koyduk. Lakin bizim aldığımız GoPro'da mesela telefonla mesafesi kısa olduğu için nereye çektiğimizi göremiyorduk. Evet. Ondan dolayı altına böyle bir kamera yaptık. FPV, tamam, kamera dediğimiz. Gözlükle haberleşmemizi sağlıyor. Bu sayede hem üstteki video çeken GoPro'nun hem de nereye baktığımızı bu kameradan görüp, bu sayede video vericisi sayesinde buraya gelip görebiliyoruz. Aynen, canlı bir şekilde. İnşallah o zaman bir dahaki sene istediğimiz şeyi yapacağız, aynen, diyorsun. Bir dahaki sene bayağı bir... İnşallah başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Yerli, kendi üretimimiz mi? Yani evet evet, malzemeler alınma yapıldı. Zaten birleştirmeyi biz, her şeyi biz kendiniz yaptık. Kendiniz oluşturuyorsunuz. Evet evet. Yazılımı falan var mı? Var var. Kendi yazılımımız. Evet. Uçuş kontrol kartının zaten kendi yazılımı var. Biz o şeyi tercihlerimize göre değişebiliyoruz. Biz burada 0-3 yaş arası çocuklarımız için kendileri %80 mısır nişastası, %20 polyester malzemeden oluşan, evet, filament, PLA filament kullanıyorlar. Bunun temel özelliği, çocuk ağzına da götürse, yutsa da veya herhangi bir sıkıntıda tamamen %80 nişasta olduğu için problem çıkmıyor. Kesin zarar yok.
biyoplastik olduğu için hiçbir şekilde bir zararı yok. Okulumuzun tamamen döner sermayesi üzerinden aldığımız yazıcılarla aldığımız SolidWorks eğitimleri üzerinden yaptığımız çizimler, çizimlerimizin hepsinin hakkı, telif hakkı olarak bizim üstümüzdedir. Çizimlerimiz öğrencilerimiz tarafından yapılmış olup yine öğrencilerimiz tarafından baskı alınmıştır. Burada gözüktüğü gibi burada standımızda öğrencilerimize ve küçük kardeşlerimize oynama imkanları sunuyoruz. Akıl oyunlarımızdan Katamino, burada Tangram oyunumuz, denge oyunlarımız, ev ürünleri için isteyen büyüklerimiz için dekorasyon ürünlerimiz, ekstradan otonom engelden kaçan robotlarımız ve bu son talihsiz deprem faciasından sonra kendilerini en azından ellerini eksik hissetmesinler küçük kardeşlerimiz, büyük abilerimiz için bu şekilde geliştirmiş ve baskısını 3 boyutlu yazıcıda yine almış olduğumuz bir ürünümüz var. Mesela sizin bileğinizin olmadığını farz ediyorum. Faciadan dolayı uzunluğunuzu kaybettiniz. Bu şekilde buraya takılıyor. Polyester cırt bantlarımız da en azından bir su içebilmek, kendinizi eksik hissetmemek için bileğinizi büktüğünüz zaman şu şekilde gözüktüğü gibi kapağı aç yapıp kendisi su ya da kaşık tutma, yemek gibi ihtiyaçlarını karşılaması burada hedeflendi. Ekstradan matematik oyuncaklarımız ve isteğe göre çivi kutularımız veya neye ihtiyacımız varsa basıyoruz. Biz İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'dan geldik. Şu an Atlas Pars ekibi olarak buradayız. Sonuçları bekliyoruz. Siz ne yaptınız, ne ürettiniz? Biz deprem bölgesinde kullanmak üzere bir sabit kanat araç ürettik. Aracımız yaklaşık 7,5 kilo ağırlığında. Tamamen kendi üretimimiz. Yerli ve tamamen özgün bir tasarıma ait. Şu şekilde deprem bölgelerinde biz haritalama yapıyoruz. Aynı zamanda deprem bölgesine vardığımız zaman alanda bulunan depremzedelerin durum tespitini yapıyoruz. Aktif veya baygın şeklinde. Bu şekilde de milletimize faydalı olmaya çalışıyoruz. Tamamen kendi üretimimiz. Aracımız karbon fiber. Karbon fiberi tamamen mekanik birimimiz elle yatırma yöntemiyle yatırdılar. Onun dışında kullandığımız parçalar, bazı parçalar PLA. İçeride özgün olarak hazırladığımız elektronik bir ünite var. O da tamamen kendi üretimimiz. Bir platform, aracımız dikey iniş kalkış yapabilen bir insan sınavı aracı. Platformdan kalkış yapıyor. Platformdan drone şeklinde kalkıyor aracımız. Ardından belli bir irtifaya geldiğinde sabit kanat moduna geçiyor ve uçak halini alıyor. Uçak halinde kamerayla hedefi tespit ediyor ve o hedefi vuruyor. Ardından tekrar kalktığı platforma geliyor ve bu platforma tekrar dikey iniş yapıyor. Tamamen yerli bizim üretimimiz. Her şey. Ekibimizle beraber, ekibimiz de orada istersen. Ekip de burada, ekibi de çek abi. Ekibimizle beraber daha iyi. Abi komple başarılar diliyorum hepinize. Şimdi bizim görevimiz ilk yardım görevi. İlk yardım. Depremzede bölgesi olsun, normal günlük ihtiyaç, ya yani günlükte işte ormanda kaybolma vakaları olsun, evet. Yaralanma olaylarında ilk yardım uygulamaları yapıyor. Şimdi uçağımız havalanıyor, alandaki kişi sayısını tespit ediyor. 2 veya 4 kişilik gruplar halinde bizim buradaki denememiz. Alanın bir tarafında 2 kişi var, diğer tarafında 4 kişi var. Uçağımız havalanarak ilk önce bir rotayı geziyor, kişileri görüyor. Diyor ki şu konumda 2 kişi gördüğü zaman bu konumda 2 kişi var yardım bekleyen diyor. Diğer konumda da 4 kişi var diyor. Ondan sonra uçağımız tekrar kendi belirlediği rotasına dönerek 2 kişiye 2 kişilik yardım kutularımızı atıyor. 4 kişiye de karar vererek 4 kişilik yardım kutularımızı atıyor. Yardım kutularımızda ise paraşütle güvenli bir iniş sağlaması amacıyla paraşüt sistemi kullandık. Paraşütlerimizde servo motorlarıyla yönlendirme komutları var. Uçağımız rüzgardan etkilenince sağa sola çekmesin diye uçağımızın paraşütünde bulunan kılavuz ipleri sayesinde paraşüt kendini sağa sola çekerek stabil bir iniş sağlıyor. İnsansız hava aracı ürettik, sabit kanat dediğimiz sabit kanat platformu. Bir de ayrıca de döner kanat dediğimiz drone olarak adlandırılan 4 pervaneli bir drone ürettik. Evet, ne işe yarıyor mesela şu? Şöyle aslında yarışma gereği bizden görev istiyorlar belli başlı. Özgün ve yaratıcı görevler istiyorlar. Biz de bu görevler doğrultusunda bir uygulama geliştirdik, mobil uygulama. Kişi mobil uygulama üzerinden 2 farklı faydalı yükümüz var. O 2 farklı yükten herhangi birini seçtiği durumda uçağımıza koordinatları geliyor kişinin bulunduğu yerde. Daha sonrasında uçağımız otonom bir şekilde kalkıp kişinin seçtiği yükü kişiye teslim edip daha sonra da otonom bir şekilde tekrardan inişini yapıyor. Yük şey olarak geçecek herhalde. Yani şöyle aslında bu ilk yardım kiti olabilir, mühimmat olabilir, evet. İşte kan bağışında belki kan olabilir. Bizim işte bunların asıl tamamına faydalı yük dediğimiz için aslında faydalı yük diyoruz ama tabii ki de bu çeşitlenebilir. Bunlar tamamen yerli değil mi? Tamamen yerli, tamamen bizim tasarımımız, bizim üretimimiz. Bunun ne iş?
Bu da şu şekilde, bu da aslında yine aynı şekilde bizden yine özgün bir görev istiyorlar, senaryo istiyorlar. Hı-hı. Burada da senaryomuz şu şekilde, biliyorsunuz ki günümüzde yasak avcılık ve izinsiz bir şekilde silah kullanımı hiç istemesek de yaygın. Bundan dolayı yarış istasyonlarımız var. Bu yarış istasyonlarımız alanda, bölgede rastgele yerlere konumlandırılıyor. Ve konumlandırdıktan sonra da hangi istasyonumuzun yakınında bir ses olursa drone'umuz otonom bir şekilde kalkıp o bölgeye intikal ediyor. Ve aynı anda da görüntü işleme sistemi sayesinde de alanda eğer bir şüpheli veya herhangi bir patlama varsa onu görüntüleyip bizim yer istasyonumuza iletiyor. Merhaba, nasılsın? İyi abi, sen nasılsın? Bir nesin? Süleyman. Süleyman, yaş kaç? 13. 13, senin olayın ne burada? Abi benim olayım geldik. Hem şeyleri görmeye işte hem yeni bunları görmeye. Aynen. Yeni icatlar, ürünleri görmeye geldim. Sonrasında buraları azıcık araştırmak için geldim. Konular soruyorum, nasıl yapıyorsunuz bunları, nasıl gidiyor falan. Evet. Onları şey yapmak için geldim. Hem de takımca geldik biz buraya. Yer arkadaşımız da orada duruyorlar. Ne okuyorsun sen? Ortaokul. Ama büyüyünce emlakçı olmayı düşünüyorum. Babam emlakçı da emlakçı. Bizim tüm ya içi yani şu yerdeki. Para emlakta var diyorsun. Yani. Var şöyle, emlakçı olmak için şey olacak abi, mesleki yeterlik belge olması lazım. Bir sene dışarıdan açık emlak danışmanlığı gözükmen lazım bir sene. Mesleki yeterlik belgesi dediğim gibi taşınmazlık belgen lazım. Sonra bunları yapınca alt işletmeden bir emlak ofisi açabiliyorsun. İşte öyle abi. Yani peki buradaki düşüncelerin ne? Nasıl buldun? Çok güzel abi. Çok güzel tasarlamışlar. Her şeyi çok güzel yapmışlar. Çok güzel icatlar. Şu uçak olsun, çok yardımcı oluyorlar sordukça sorular. Yani çok iyi her şey.